sefer durum ciddi. 2016 JG-12 asteroidi engellenmezse Kasım 2024'te Dünya'ya çarpacak. Apollo asteroidleri Güneş sistemi içerisinde Dünya'ya yakın bir asteroid grubudur. Grubun adı ilk kez Carl Wilhelm Reinmuth tarafından keşfedilen, gruba dahil 1862 Apollo asteroidinden gelmektedir. Yörüngeleri Dünya ile karşılaşan asteroidlerdir. Yörüngeleri bakımından ana eksen uzunluğunun yarısı Dünya'nınkinden büyük ve en beri uzaklığı 1017 AB olan cisimlerdir. Bazıları Dünya'ya çok yaklaşabilir ve potansiyel tehdit oluştururlar. Yarı büyük eksenleri Dünya'nınkine ne kadar yakın olursa, yörüngelerin kesişmesi için o kadar az dış merkezlik gerekmektedir. 15 Şubat 2013'te Rusya'nın Güney Urallar bölgesi Apollo sınıfı bir asteroitti. Bilinen en büyük Apollo asteroidi 8,5 kilometre çapı olan 1866 Sisyphus'tur. Şubat 2014 itibariyle 832'si numaralandırılmış olan 5766 adet Apollo sınıfı asteroid vardır. Siz de iyi bilinen Apollo asteroidlerinin listesini kontrol edebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde NASA'nın 2016 yılında tespit edilen ve geçtiğimiz hafta Dünya yörüngesine giren dev asteroidle ilgili bilgileri paylaştığı ve asteroid kontrol altına alınmaz ya da parçalanmazsa 2024 yılında Dünya'ya çarpacağı iddiası yer aldı. Evet, bilim insanları asteroid tehlikesini artık eskiye nazaran çok daha ciddi boyutlarda değerlendiriyor. Genelde bilim kurgu filmlerine konu alan asteroidler hiç olmadığı kadar tehlikeli bir hal aldı. İddia şöyle: NASA'dan bilim insanları 2016 yılında tespit edilen ve bu hafta Dünya yörüngesine giren asteroidle ilgili ürkütücü bilgiler verdi. Engellenmesi gerekiyor. 2016 JG-12 adlı asteroidin Dünya için tehdit oluşturmaması adına çalışmalar başladı, ancak bu o kadar kolay da değil. Bilim insanları çapı 110 metreden büyük olan bu asteroidin Dünya yörüngesine girdiğini belirtti. 2024'te Dünya'ya çarpacak. Asteroid Dünya yörüngesinde parçalanmazsa Dünya'ya çarpacak. Bunun için harekete geçen NASA roketle asteroidi vurup ya parçalayacak ya da yönünü değiştirecek. NASA başarısız olursa dev asteroid 2024 yılında Dünya'ya çarpacak. Bilim insanları asteroidi gözetimde tutmak yeterli değil, Dünya için tehdit oluşturmasının engellenmesi gerekiyor. NASA gereğini yapacaktır açıklamasını yaptı. Aslında konuyu derinlemesine incelersek böyle bir açıklama yok. İddianın NASA'nın DART projesi denemelerinin başlamasıyla aynı zamana gelmesi daha da inanılır bir hale getiriyor. Biz de bu konuyu gerçekten böyle bir tehlikeyle karşılaşırsak neler olur diyerek araştırdık. Bakın karşımıza neler çıktı. Bu büyüklükte bir asteroid engellenemez ve Dünya'ya çarparsa neler olur? Öncelikle 15 Şubat 2013'te Rusya'nın Güney Urallar bölgesindeki Chelyabinsk kentinin üzerinde patlayan, camların kırılması ve 1500 kişinin yaralanmasıyla atlatılan tehlikeyi yaratan 17 metre çapındaki Chelyabinsk meteorunun yarattığı tehlikeyi bir hatırlayalım isterseniz. Her şey 15 Şubat 2013 tarihinde yerel saate göre sabah 9:20 civarında parlak bir meteorun Rusya semalarında belirmesiyle başladı. Saatte yaklaşık 60 bin tamamına yakını atmosfer tarafından emildi. Küçük bir karşılaştırma yapacak olursak, Hiroşima'da patlayan atom bombasının zarar verimi sadece 18 kilotondu ve patlatıldığı yükseklik ise 550 metreydi. Chelyabinsk'te patlayan meteorun boyu 17 metre. Dahası şu anda yörüngemize giren 2016 JG-12'nin boyu 110 metre. Çoğunluğu şok dalgasının etkisiyle parçalanan pencerelerden dolayı 1500 civarında insan yaralandı. Bölgedeki 6 şehirde 4300'den fazla bina hasar gördü. Aşırı parlak ışık saçan meteor Chelyabinsk'te gün ortasında gölge hareketlerine sebep oldu ve Sverdlovsk Oblast'ı, Tümen Oblast'ı, Orenburg Oblast'ı ve Başkürdistan, Kazakistan'da gözlemlendi. Görgü tanıkları ayrıca ateş topunun sıcaklığını hissetti. Yaklaşık 10 bin ton ağırlığındaki Chelyabinsk meteoru 1908'deki Tunguska olayından sonra Dünya atmosferine giren en büyük cisim oldu. Ayrıca çok sayıda yaralanmaya sebep olan ilk meteor
Meteor ancak atmosfere girdikten sonra fark edilmişti. İşte bu nokta çok ciddi. Meteor atmosfere girdikten sonra fark edilebilmiş. Uzayda başı boş gezen milyarlarca taş parçası var. Ve bunlardan bir tanesinin gezegenimize denk gelmesi olası. Atmosferin yaklaşık 35 kilometre yakınından geçeceği önceden tahmin edilen 2012 DA14 meteorunun geçişi bu olaydan 15 saat sonra gerçekleşti. NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Rus kaynaklar bu iki meteorun birbiriyle alakalı olamayacağını, cisimlerin oldukça farklı yörüngelerinin olduğunu belirtti. 2016 JG asteroidine gelecek olursak, hesaplamalara göre boyu yaklaşık olarak 110 metrenin üstünde, Çelyabinsk semalarında patlayan meteordan yaklaşık 11 kat daha büyük, Güneş etrafındaki bir turunu yaklaşık olarak 543 günde tamamlayan bu asteroidin Güneş'e en uzak olduğu nokta 260 milyon kilometre. En yakın geçtiği uzaklıksa 130 milyon kilometre. 2016 JG12 asteroidinin Dünya'dan uzaklığı şu anda 5,59 milyon kilometre. Yani 0,4 astronomik birime eşdeğer. Işığın 2016 JG12 asteroidinden seyahat etmesi ve bize ulaşması 18 saniye sürüyor. Yörünge diyagramına bakacak olursak ortalama 543 günde bir Dünya ile çok fazla yakınlaşıyor. Bu yıl asteroid 2016 JG12 20 Kasım saat 3:23'te 5,52 milyon kilometre mesafeden saniyede 7 kilometre hızla Dünya'nın yanından geçti. 2016 JG12 asteroidinin gezegenimize bir sonraki yakın yaklaşımı 4 Kasım 2024'te gerçekleşecek. O gün Dünya'ya olan uzaklığı 17 milyon kilometre olacak. Şimdi bazı haber sitelerinde yayınlanan iddiaya bir göz atalım isterseniz. NASA da dahil, diğer bazı uzay ajanslarında bu göktaşının ismini yazarak bir tarama yaptık. Bakın karşımıza neler çıktı. NASA'nın Sentry isimli sisteminde bu asteroid ile ilgili bir arama yapıldığı zaman risk listesinde yer almadığı görülüyor. Yine NASA'nın sitesinde, haberlerde ya da diğer makalelerde bir araştırma yapıldığında asteroidin riskli olduğuna dair hiçbir içeriğe rastlanmıyor. Asteroidin yörüngesini Avrupa Uzay Ajansı'nın, ESA'nın sitesinden izleyebilirsiniz. Buna göre Dünya ile bu gök cismi yakın olsalar da çarpışmadan yollarına devam edecek. Yörünge simülasyonunda 2016 JG12 meteoru 4 Kasım 2024'te Dünya'ya en yakın konumunda, yani 17.045.382 km uzaklıkta olacak ve herhangi bir risk teşkil etmeyecek. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafeden 44 kat daha fazla. Şunu da açıklamakta fayda var. Olur da bu veya buna benzer bir meteorun yörüngesinde dış etkenlere bağlı ani bir değişiklik olursa ve gezegenimizle çarpışma rotasına girerse bu tehlikeyi bertaraf edecek bir teknolojimiz hali hazırda mevcut değil. Daha önce de bir videomuzda anlattığımız gibi NASA DART projesiyle bu tarz tehlikelere karşı gelebilecek bir sistem üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.